Markaların sadece %37'si iyi veya çok iyi müşteri deneyimi sunuyor. Ve markaların %64'ü kötü, orta veya çok kötü müşteri deneyimi sunuyor. Tüketicilerin %89'u kötü müşteri deneyimi nedeniyle rakiplere yöneliyor. Tüketicilerin %60'ından fazlasıysa daha iyi müşteri deneyimi için daha fazlasını ödemeye razı oluyor. Rakibe kaptırılan her müşterinin ortalama yıllık değeri $289. Artık müşterilerle olan ilişkileri anlamlı bir şekilde pekiştirmenin zamanı geldi. E-ticaret müşterilerinden gelen olumsuz geri bildirimleri dinlemek ve ürün veya hizmetlerini geliştirmene yardımcı olarak bir iyilik yaptıklarını kabul etmek oldukça önemlidir. Müşteri desteği konusunda sen ve destek ekibin ne kadar başarılı olursanız olun, her zaman uyguladığın prosedürün dışına çıkmanı gerektirecek bir müşteriyle karşılaşacaksın. Müşterilerle iki yönlü diyalog kurarken onları gerçekten dinlemen çok önemlidir. Onları dinlerken aldığın geri bildirimlerle şirketinde ne tür değişiklikler yapabileceğini hesaba katmalısın. Müşterilerin şirketinin veli nimetidir ve onların makul talepleriyle ilgilenmemen sorunlara neden olur. Kızgın bir müşteriyle baş etmenin en iyi yolu dürüst olmak ve özür dilemektir. Hatayı itiraf ettiğinde ve durum için müşterine ne kadar üzgün olduğunu gösterdiğinde durumu her zaman lehine değiştirebilirsin. İnsanlar dürüstlüğü takdir eder ve bir özür genellikle umdukları sonuçtur. Müşterinin içinde bulunduğu durumla empati kurarak nasıl tepki vermen gerektiğini anlamaya çalış. Empati insan ilişkilerinin temel bir yönüdür ve müşteri şirket ilişkilerinde hayati bir rol oynar. Doğru kurulan empati ve sorunun çözümü sayesinde müşterilerin e-ticaret sitene yönelik bağlılığını ve marka sadakatini artırabilirsin. Pozitif bir ton kullan ve negatif dil kullanmaktan kesinlikle kaçın. Kendinden emin olmalı ve durum için son derece üzgün olduğunu göstermelisin. İşin püf noktası müşterinde dilinle ilgili olumlu duygular uyandırmaktır. Örneğin, deneyiminizi olumlu hale getirmek için yapabileceğin başka bir şey varsa söyleyebilirsin gibi bir cümle kullanabilirsin. Mümkün olan en kısa sürede sorunu çözmeye kararlı olduğunu göstererek ya da sorunu kesin olarak çözerek olumsuz bir durumu her zaman olumlu bir duruma çevirebilirsin. Bunu yapamıyorsan dürüst ol ve öfkeli müşteriye durumu olumlu bir dille açıkla. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.